Biz yırttık da siz de yırtın. Siz sakın not almayın. Yarın ne diyorduk? İntikam hırsı içinde olamaz bir insan. Bana bir bak, elime bir geçireyim, ben onu edeceğimi bilirim diyeceksiniz yani. Dersin ama bir günde seni eline geçirirler. O zaman da sana ederler. Bu yolun en güzel güzelliği eskiye döndürmüyor bizi. Ne yapıyor? Yeni bir de sayfa açıyor. Tabii. Seni zamanda yaşatmıyor. Seni bu deme, bu ana çekiyor yani. Eğer geriye dönerseniz konuşulacak, kavga edilecek çok şey var ya. Mesele çok yani, bitmez. Ailede bitmez, bu yolda da bitmez. Yani ben bile zahiren, evet, Yusuf Ezel olsam, dönsem şöyle arkaya, hesap soracağım bir sürü şey var. Hoşuma gitmeyen, gönlümün, vicdanımın kabul etmediği. Yok ama öyle değil ki. Bunlar işte gülün açmasına vesile olacak dikenlerdir. Ama güldendir. Onu öğretiyorlar bize. Diken olsa bile gülün açmasına vesile olacak. Gene gülün kendisindendir. Sen bunu anlarsan rahat edersin. Çünkü tırtanı biliyorsun. Dikenin aslını biliyorsun. Diken kalın. Ne diyor? Hep gülzar olduğu har kalmadı. Neden? Bir dem gelmiş ki bana sanki alem içre hiç diyor bana yer kalmadı. Yahu en dostum dediklerim gözüme düşman gözüktü benim. Bir dem gelmişti. Fakat öyle bir şey oldu ki ben beni terk ettim. Bana bunu öğrettiler. Bilmezdim ben nasıl beni terk edecektim. Bende bir de ben mi varmış? E varmış tabii. Geldim bu tevhid ilmine. Bir mürşide intisap ettim. O da beni aldı çıraklığa. Başladı bana mesleği öğretmeye. Beni işlemeye başladı. Allah Allah. Sonra beni terk ettim. Bildim al yar kalmadı diyor. Yabancı kalmadı. Daha önce vardı yabancı. Çünkü demiştim ki Ahmet şöyleydi, Mehmet böyleydi diyordum ben. Çünkü ben vardım. Hesaplar, kitaplar bitmiyordu. O benden beni alıverince ayar yabancı kalmadı diyor. Hepsi bana dost oldu. Veya diken kalmadı. Hep gülistan oldu diyor. Veli arifler celal içre cemal seyredermiş. Ana Buharistan gülzar olurmuş beyda. Har ateşler gülzar olur. İbrahim Aleyhisselam mısın sen? O manaya bürünmüş işte. Olmuş ya, olmuş. Ona ateş gül bahçesi olmuş. Dışarıdan baktılar alev içinde ama içerisine baktılar gül bahçesi. Alevin içinde, ateş topunun içinde bir yer var, gül bahçesi olmuş. İbrahim Aleyhisselam onun içinde oturuyor. Bu kadar fırtınalı zamanlar geçti. Hep beraber yaşadık geldik bak. Değil mi? Terörlerin en azgın zamanları, sağ sol meselelerinin olduğu yıllar, yazılar yazdıklarını, kurşun sıktıklarını, devlet görevlilerinin çevirmeleri aldıkları zamanı. Bir gün hangimizi çevirdiler? Veya dur dedi, baktık, geç sen geç. Senden böyle şey olmaz ya. Çünkü baktılar arabanın içine, mütevazi bir insan var. Erkeği öyle, hanımına baktı. O da çok böyle melek gibi bir şey duruyor. Geç siz geçin. Sizi aramaya gerek yok, sormaya gerek yok size. Ama birine de dur dedi, daha dur. Boyuna tüfekler olmuş şeyinde yani. Neyle? Saçı, sakalı, bıyığı, her tarafı gangaster gibi yani. Tip yok, sima yok. Değil mi? Görüntüsü bile insana korku, dehşet saçıyor. Güven vermiyor, itimat vermiyor yani. Bunlara dikkat edin. Bak bunlar işte nafilelerle Rabbine yaklaşan kullar. Çünkü insan nafileyle Rabbine yakınlık kurarmış.
Onlar nafile nedir işte? Bak bu yaptıklarınız hep sizin nafile sohbetler. Ekstradan bir şeyler yapıyorsun. Çektiğiniz tehlikeler nafiledir. Bir yönüyle. Ama sanki farz gibi çok da yerine oturmuştur yani. Ve de çok iyi olmuştur. Nafileler yapacaksınız. Fakat nafilelerle ibadet yapmak, nafilelerle Allah'a yaklaşmak derken farzın vacibin dışında bir hayat sürmekle nafileyle Allah'a yaklaşılır mı? Yaklaşılmaz. Olmaz yani. Önce o emir olan görevleri yerine getirilmesi lazımdır. Sonra üzerine koyacaksınız. Tamam biz yapalım ama şey gibi oluyor diyor. Birisi anlatıyordu. Böyle diyor bir ev yapıyorsunuz, inşaata başlamışsınız. Onun temelini dökmek, katlarını çıkmak en birinci vazifedir. Fakat tırlar gelmiş, kamyonetler gelmiş, içinden koltuklar, kanepeler, sehpalar, işte yatak odası, yemek odası falan. Bunlar ne? Şey işte bunlar bizim yapacağımız evimizin içine döşeyeceğimiz şeyler. İyi de babacığım bunlar şimdi nereye koyacaksın? Arsa daha çukur eşilmiş. Harfiyat alınmış arsanın içine bunlar konur mu? Evvela temeli dökelim, katları çıkalım da bunları içine alırız ondan sonra. Nafileler o koltuk kanı lazımdır ama olması gereken şeyler. Temelini daha katlarını yapmamışsın sen. Orası farz vaciptir. Nedir farz vacip? İlim öğrenmek farzdır, vaciptir. Amel etmek, ibadet etmek farzdır. Bak namaz farz ya. Oruç ayında oruç farz. Ramazan orucunu tutmayıp da nafile oruçlarla uğraşılır mı? Bak Muharrem orucu da öyle. Sanki Ramazan orucu gibidir. Ama farz değildir ki. Ecir yönüyle, sevap yönüyle böyledir. Muharrem'le kifayet edilir mi Ramazansız? Allah Muharrem'ini kabul eder. İnşallah eksiklerim de. Ama olmaz ki. Cenab-ı Hakk'ın arzusu Ramazan orucundadır. Veya her haftanın iki gün oruçlu olsanız Ramazan orucunu tutmadan olur mu? Olmaz. Beş vakit namazı kılmadan teveccüh olur mu? En önemli namaz. Kılın gene, kılın da. Ama olmaz yani. Neden? Önce beş vakit lazımdır. Bunlar olmadan olmaz. İlim öğren. Öğrenmeden ne yapacaksınız peki? İlimsiz olur mu? Olmaz. Evet, yani biz burada ne öğreniyoruz? Mesela zahiri ilmi en böyle derinine inseniz gene olmuyor. Ama onsuz da olmuyor. Burada sana o ilmin gayesi olan kendini bilmeyi öğretiyorlar insana. İnsan kendisini tanıyor. Kendisini tanıyamazsa da başka bir bela var çünkü. Dev aynasında gösterir kendini. O ilmi de ona engel olur yani. Hani Mesnevi Şerif'teki aslanın kuyuya düşme meselesi gibidir. Aslandır ama kendi suretine mağlup olmuştur. Tanıyamamış. Kendisini tanıyamamış. Vay demiş sen beni, ben seni. Gel kuyunun içine gir. Ondan sonra çıkamazsınız orada. Kendini tanıyamadığım insanlar işte birbirlerine devre işler yaparlar. Bir hane kurmuşsunuzdur. Evinizin içinde güllük gülistanlık olsun istersiniz. Neşe içinde durmak istersiniz. Eviniz size zindan olmuştur. Evliliğin mahsulü olan evlatlara sahip olmuşsunuz. Allah nasip etmiştir. Fakat evlatlar size bela olmuştur. Olur mu olur yani. Allah etmesin de çok yani önemli şeyler bunlar. İmtihan çünkü. Bunlar var. Hakikatte bunlar var. Cenab-ı Allah baştan bizi ikaz ediyor. Ben her yönüyle sizi sınarım. Rahmet bütünüyle de rahmet olmasına rağmen ben her yönüyle sizi sınarım. Neyle sınarsın ya Rabbi? Ben sizi annenizle, babanızla denerim. Ben sizi hanımlarınızla, beylerinizle denerim. Birbirlerine yani. Evlatlarınızla denerim diyor. Komşu, akraba,
Hatta bu cemiyetin İvan kardeşinden bile ben seni denerim. Denerim ya. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Nasıl davranıyorsunuz birbirinize? Halbuki bizim birbirimizi böyle daha bir üst seviyeye çıkaracak gayreti göstermemiz gerekiyor. Çabayı göstermemiz gerekiyor. Ne yapmışsın? Mekanını bulmuşsun, yerini bulmuşsun, eşmişsin orayı. Dök kardeşim be temelini. Hem de öyle bir temel dök ki radyan temel olsun. Birbirine geçmeli demirler. Tam bütünce böyle. Yani o binaya bir böyle hani beşlik, dörtlük, altılık, yedilik sallantılar, depremler zarar vermesin binada. Seni yıkmasın onlar. Yani ufak tefek temaslar veya hareketlerin de yanlışlıkları, sözlerin gevşeklikleri seni hemen bunaltmasın sana. Yani küsmeyesin yani. İncinmeyesin, darılmayasın. Kızmayasın hemen. Küsmek yok zaten. Niye küseceksin? Darılmak, kızmak yok yani. Yok. Ne var? Sabır var dedik ya. Sabır varsa küsme az olur. Darılma az olur. Sabır varsa dayanırsınız, tahammül edersiniz. Hatta onlar da size olgunluk verir. Hakikaten de öyledir. Dünyadaki en böyle olgun, kemalli insanlar çok büyük sıkıntılara sabreden insanlardır. Oluyor çünkü. Yani dedik ya Cenab-ı Hak hastalıkla da sınarım diyor. Sağlığınızla sınarım sizi diyor. Bir gün baş ağrısı verir, bir gün bel ağrısı verir. Bir gün de unulmaz dertler verir. Olur. Tabii bugünkü tabirle işte kanser falan diyoruz ya. Verir yani. Hiç bilmezsiniz şöyle duruyoruz. Ya Allah 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 bir şey oluyor, gidiyor doktora bakıyor, dert var. Çok iyiydik, beraberdik. Beraberdik ama ne yapalım. Veya akşam oturuyorsun, eve gitmiş kalp krizinden. Bir de o dert var. Kalbin krize girmiş, doluş yani. Vefat etmiş. Vefat edeceğiz zaten. Biz dünyaya niye geldik ki? Doğmanın karşılığı ölmektir. Doğumu gören ölümü hiç unutmamalıdır. O ki doğdu mutlaka ölecektir. Fakat ölmek insana mahsus değildir. İnsan ölmüyor. Eğer ölmekten bahsedecekseniz hayvandan bahsedeceksiniz. Zaten sireti insan olamayanlar sureti ne kadar insan olmuş olsalar da hayvan cinsindendirler. Halbuki insandan hayvana dönmek çok abes bir haldir yani. Olmaz. İnsandan ancak Rabbine yönelme vardır. Deneriz, bakarız. Yani neyle ulaşacaksınız? İşte emelleriniz, amellerimiz, fiillerimiz bunun göstergesi olacak. Nasıl hareket edeceksin? Nasıl konuşmalar yapacaksın? Nasıl amel edeceksin yani? He? Öyle ya. Bunlar bunun göstergesidir. Ne yaparsınız? Salih amel edersiniz. Samimi sohbet edersiniz. Ana temelinde samimiyet var. Samimiyeti kaçırırsanız elden iş neme lazıma veya lanet tayine. Adet mukabiline dönerse bunlardan hiçbir şeyden zevk alamazsınız. Geliriz gideriz falan ama zevk vermez. Bize bir şey katmaz o. Halbuki gecemiz mutlaka bize bir şey katacak. Sohbetimiz mutlaka çantamıza bir şey katar. Nasıl ki dükkanı açtık, hiç iş olmadı desek bile biraz bir şey gene cüzdanımıza girer, cebimize girer, gelir. İş olduğunda da işte burada almaz, burada almaz, çantada almaz, verir mi Allah verir yani. Poşetlere doldurmaya başlarsın parayı. Arabanın, dükkanın başka yerlerine koymaya başlarsın. Çekmeceye de koymazsın. Ne olur ne olmaz. Rafların arkalarına saklarsın parayı. En üstlerde battaniye aralarına korsun paraları. Falan filan.
Bir yerlere korsun bari, ne bileyim ben. Parayı buldun mu koyacak yeri bulursun yani. Yeter ki parayı bul yani. Değil mi? İnsana neşe katar ya. Neşe kat. Sen para kazandı yani mal sattıkça, para sana döndükçe o işten, alışverişten haz duyar, neşe duyar, zevkle yaparsın o işi. O zaman düzenlemen, tertiplemen de değişir bu sefer. Ama bir şey yapamazsanız, işte dedim ben anlattım size herhalde değil mi? Biz bir dükkan gezdik gece yarısı, o loş ışıkla seyrediyoruz hem de, vitrinden içeriği seyrediyoruz. Demir şeyler böyle, kepenkli dükkanlarını. Tek de geldik oraya da, 7'ye yakın sinek saydık, 7-8 tane, kara sinek. O raflarda tozun üzerinde takla atmış, ölmüş. Kim bilir 5-6 aydır orada onlar belki. O toz, hemencik toz olmaz o kadar çünkü. Tabak olmuş, üzerinde arkalarda kara sinekler vardı. En rafın önünde Hüseyin. Ya, senin dükkanın olsa sen öyle yapar mısın? Bilmiyorum, belki de senin eski dükkanda görmüşüm. O da olabilir. Tabii. Hiç belli olmaz yani. Olur mu olur? He? Olur inşallah. Ne demek o? Olur inşallah diyor. Ya dükkanda sinek olur mu rafta? Olmaz inşallah diyeceksin. Temiz, ya mümin temiz olur. Hadi buyur içelim çayı. Maneviyat da aynı şekilde bu sefer. Bilgilerin vardır elbette. Çünkü az buçuk söylene gele, okuya, sohbetlerde, kitaplardan, şunlardan, bunlardan bilgi dağarcığımız genişledi tabii ki. Evliya hayatlarından, peygamber hayatlarından. Zahirdeki insanlara sokakta sorun, 3 tane peygamber sayamaz. Belki 4'ü sayamaz, 3'ünü sayarsa. Ama 10 tanesini sayamaz doğrudur. Aklına gelmez yani. Ama sen hepsinin hayatını öğrendin bir de. Ayrı ayrı yaşadıklarını öğrendin. Yunus Aleyhisselam'ı ayrı gördün. Yusuf Aleyhisselam'ı ayrı gördün. Eyüp Aleyhisselam'ı ayrı gördün. Değil mi? Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı ayrı gördün. Harun Aleyhisselam Musa ile beraber ayrı gördün. Süleyman Aleyhisselam'ı, Davud Aleyhisselam'ı hep öğrendik bakın. Yaşadık. Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam'ı. Lut Aleyhisselam bu millet anlasaydı oralar öyle olur muydu ya? Bu insanlar nerelere gidiyorlar? Ama ibret almak lazım, ders almak lazım. İnsan korkması lazım yani. Biraz korku olmalı ya. Olmadan olmaz yani. İnsan biraz çekinmeli yani. Bu da belki hani kusura bakmayın da had bilmek gibi bir şey olmalı yani. İnsan kendi haddini bilmeli be bazı hususlarda. Çünkü o haf ve reca dediğimiz mevzu, ümit ve korku dediğimiz mevzu ilk başladığımız ilkokulla üniversiteden mezun olup diplomayı elimize aldığımız an bile insanda geçerli olan bir haldir. O bitmez. Konuşulmaz belki ama hal olarak o bitmez. Evliyalar eleman kapısından ayrılmamıştır. Peygamber Efendimiz her an istiğfar getirirken sana bana ne düşer ya? Her anı tövbeyle, istiğfarla geçiyor. Ki günahı mı vardı onun? Değil mi? Ayşe annemiz bir gün öyle ayakları yazıp öyle şey olmuş ki daha bir de biz böyle yani oturarak namaz kılanlara demiyorum bir şey. Kılın nasıl kılarsanız kılın da oturarak namaz bile kılmıyormuş ya. Yani. Kalkamayacak hallere geldiğinde gene ayakta kılmaya gayret ediyormuş. Naçar kaldım oturuyormuş tabii ki. Yapacak bir şey yok çünkü. Gövde kalkmıyor. Ama mümkün mertebe kendisi eğiliyor, kalkıyor, yatıyor, hepsini yerine getiriyor. Namazın rükunlarını yerine getiriyor yani. Mübarek annemiz ona diyor ki, ya Resulallah, bu kadar diyor kendine yani.
Bu kadar dert niye, neden bu kadar zulmediyorsun kendine? Senin affedilmemiş günahın mı var ki yani? O da yok. Ya Ayşe, istemez misin Rabbimi ben anayım, ona ibadet edeyim de bu kadar mı yani? Çok, çok ya. Gecesi, gündüzü, her anı birini bıraksa şuradan öbürüne el atıyor. Ya onu da bir alma eline. Alma da iki bir laflayalım, iki bir uzan, bir şey yap yani. Ama onun öyle derdi çok onun. Yangın var, yangın. O öyle çok zaman kısa, çok şeyler söylemesi lazım. Çok şeyler göstermesi lazım. Hani dedik ya biz 3 yıl, 30 yıla, 30 yıl, 300 yıla belki bedel olacak. Öyle bir icraat yapacaksın yani. Çalışacaksın. Çünkü bazı şeyler yerine oturmuş, artık biraz böyle hareket yapması lazım. İcraat yapması lazım kişinin. Onlar sizsiniz. Dua insanları. Sizin bazen küçücük bir hareketiniz devasa bir şey olur. Hani bir kar topunu düşünün. Sıktığınız bir kar topu dağın birinden salıverdiğinizde çıv olur ya. Çıv olur. Bir kar topu vesile olur ona. Bir sıktığın kar topu nedir diyeceksin. Sen hangi konuda inanıp da arzu ediyorsan, Allah'tan istiyorsan onu kar topu gibi sıkıştıracaksın. O bir küçük hareketini gösterip salacaksın. O çıv olup inecek aşağıya. Allah'ın izniyle. Bunu söylerken de bizim derdimiz hiç olmadı, asırlarca olmadı ki devletin, nizamın, intizamın şöyle değiştirilmesi, böyle olması. Yok, yok, yok. Biz hep dedik ki sen kendini değiştir. Dışarıyla uğraşma. Evvela kendimizi değiştirebiliriz. Bütün mesele bundan ibarettir. Bugün ben o kadar bunu samimi söylüyorum ki size, o şeriat çığlığını yapanlar, çığırıkanlığını yapanlar var ya, eğer onların arzuladığı şeriat gelse evvela onlara asar. Onlara uymuyor çünkü. Laf. Öyle değil. Buyur. Niye yalan söylüyorsun? Niye aldatma yapıyorsun? Niye haram şeylere tevessül ediyorsun? Etme. Yaşa bakalım. Bu işin sadece görüntüsüyle mi alakası var ya? Ne alakası var onunla bunun? Ya bak ne dedik? Temelini daha atmamışsın, binanı yapmamışsın, nafilelerle bahsediyorsunuz. Elbiseyi giymeden deriye rozet takılır mı? Sen daha elbiseyi giymemişsin, derine rozet takmaktan bahsediyorsun. Elbiseyi giyeceksin. Acip olan elbiseyi giymektir. Abes var çünkü. Setre avret değil mi? Önce bir giyin, örtün. Veyahut da elbise giyilmeden kravat olur mu boyunda? Gömleksiz. Olmaz ya. Ahlakın elbisesi giyilmemişse, sarığın olsa kaç para eder, sakalın olsa kaç para eder. Hacı olsan kaç para eder, hoca olsan kaç para eder. Eğer bu anlatılanlar hal olarak giyilmemişse, Sünni deseniz, Alevi deseniz kaç para eder ya? Milletin elinde oyuncak olursunuz. Onlar alırlar bir zümreyi bir tarafa, öbür zümreyi bir tarafa vurdururlar. Asırlarca bize bunu yapmak istiyorlar işte. Bak şu yüzyılın içinde oynadıkları oyunların hepsi bu. Sağ dedi olmadı, sol dedi olmadı, Alevi dedi olmadı, Sunni dedi olmadı, Türk dedi olmadı, Kürt dedi olmadı. Bu oyunu hala kaşıyor. Hala kaşıyorlar. Kime zikarı var bunun memlekette? Gemi hepimizin gemisi. Batarsa hepimiz batarız içinde. Kim kurtulur bu gemiden? Bu gemiden sağ çıkan olur mu? Sahip olacağız. Gemimize sahip olacağız. Birbirimize sahip olacağız. Fırsat verdirmeyeceğiz. Onun için de doğrusunu öğrenmemiz lazım. Söyleyeceksiniz. Eğer öğrenemezseniz öteki adam iftiralı, yalanlı sözlerle karalama yapar. Karşılığına da onun tezini çürütemezseniz haklı konumda olur. Senin arzuladığın, sevdiğin
inandığın, gönül verdiklerin hep alt seviyede gider. O zaman üzerine koyacaksınız onu. Ne yapacağız? Öğreneceğiz. Neyi öğreneceğiz? Dini öğreneceğiz. Dini öğreneceğiz ya. İslamiyet'i öğreneceğiz. Milletimizi de öğreneceğiz. Türklüğümüzü de öğreneceğiz. Allah razı olsun. Bak nelerle uğraşıyoruz değil mi? Ezbere Türklük var mı? Sadece bir kimlikte İslam yazması işi çözer mi? Çözmez. İkisi de çözmez. Ama bu ikisi mana olarak birbiriyle buluştuğunda toprağa benzer biri, suya benzer biri. He? Tabii. Beden ve ruh gibi de. Beden ne kadar toprak gibiyse ruh da su gibidir işte. Birbirine buluştukları anda vücudunuzda yeşermeler, güzellikler görürsünüz. Ama beden o ilahi suyla temas edemezse kurur, o zaman da çoraklık meydana gelir. Ne vereceksiniz orada? Yemişi yok, bir şey yok. Bozmacalı, kırmacalı, yıkmacalı. Tabii. Çünkü beden nefse, nefis de aklı kendine teslim almış. Uymuş işte, birbirine uydurmuşlar. Halbuki beden ruha, ruh akılla hizmet edecekti. Akıl çok büyük de nimetti yani. Cenab-ı Hakk'ın insanlığa vermiş olduğu yegane nimetlerden bir tanesidir. Onu da biz Adem Aleyhisselam'la öğrendik. Ona sordular biliyorsunuz, böyle yakut bir tepside hem de. Yani o kadar şey gösteriyorlar ki. Aklı koydu, efendim. Ne koydu başka? Üç taneydi değil mi onlar? Akıl, haya, iman. Akıl, haya, iman. Üçü de elzem. Ben hep yıllarca belki bu şeyi anlayana kadar, hala anlayamadım belki de, ama şey yapana kadar kendi kendime derdim ki, ya iman alırım ben derdim yani. Adem Aleyhisselam, abo üçünü koymuşlar buraya. He Tahir, söylesene, iman var, haya var, akıl var. Hangisine gidersin sen bunu? He, üçünü birden alırım de. Üçü birden gelmiyor. Bir tanesini alacaksın. Bir hakkın var. Adem Aleyhisselam aklı seçmiş. Ben de diyordum ki imansız ne yapacağım ben yani, ama akılsız imanı ne yapacaksın? Bilmiyorum ki işte. Bana göre iman elzem. Sanki iman alınca her şey bitiyor. Bitmiyor. Sen ders aldın, her şey bitti mi? Ben Muhammed Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyim dedin de her şeyi bitirdin mi? Allah'a kul oldum dediğinde her şeyi bitirdin mi? Bitmiyor. Ne lazım? İşte hayatın boyunca kendine çizeceğin, onu çizdiği yolu takip etmen lazım. Bu akıllı olacak. Akıllı olacak. Peki bu senin aklınla olur mu? Ya işte akıl sahipleri bunu fehm ediyor. Çünkü akıl en iyi hayrı temiz eden, ayıran diyor. Allah Allah. Demek ki benim aklım, şimdi bunu aradan çıkardım ben, bu benim aklım oldu, bu da benim mürşidimin aklı oldu. Söyle bakalım, bunun aklı mı iyidir, bunun aklı mı iyidir? Sen Sümbüllahan'da esnafsın. Çarşıda esnaf, diğer esnaflardan daha seçilmiş. Çarşıda esnaf çünkü. Peki, senin aklınla arabada mahallecilik yapanın aklı bir olabilir mi? Veya koçlardan, sabancılardan, onlar da ticaret yapıyorlar. Söyle bakayım. Onun aklıyla senin aklın bir mi? Veya adam enerji yapıyor bir taraftan da. Yatırım yapıyor, enerjiye geçti bizim işleri. Başka yerde anladı parayı. Enerjiye gitti. Söyle. Peki İnsanlığın manevi yönüne döndüğünüz zaman bu benim beşeri aklımla, imanımla, bilgimle, her şeyimle, bu benim aklımla caminin imamının aklı bir olur mu? Hayır, imamdaki daha çok şey var. Bunun aklı daha fazla çalışıyor çünkü daha çok öğrenmiş. Müftünün, Diyanet reisinin, ulemanın, ariflerin, evliyaullahın artıyor işte. O zaman ne yapacaksın? Benim aklım da, ama ben bu aklıma uyarsam ara sıra beni
tökezletir. Ne ara sıra? Hep tökezletir. Ben bu aklı şu akla katmalıyım ki külli akılla yolumu aydınlatmalıyım. Gideceksin, o aklın sahibine teslim olacaksın. Eğer aklın varsa, aklı almışsan sen bunu yapacaksın. O da sana neyi emretmişse onu yaşayan, icra eden olacaksın o zaman. Ne yaptık? Cüzimizi küle kattık. Hani bizim 5 bin lira paramız var ama 5 trilyonluk bir iş yapan birisine 5 bin liramızı kattık. Adam bizi 6 ayda var ya 50 bin liralara, 500 bin liralara kâra çıkarttırır bizi. O trilyonlar içinde bana düşecek 5 bin lirama hisse beni belki 50 kat yukarı kaldırır. 6 sene sonra milyoner olurum. 60 sene sonra trilyoner olurum. Ama arada da ben de biliyorum deyip de ortaklığı bozarsam ya elimdekini de üttürürüm ya da öyle kalırım. O da ayrı bir şey. Olmuyor mu öyle Tayyip? Bazen beraberken hepimiz yaşadık onları. Böyle ev halkının beraber olduğu dönemlere bir bakın. Ne kadar çok paralar kazanılıyor. Ayrılıklar meydana geldiğinde maalesef. İstisnalar olabilir ama genele baktığınızda herkes yerinde sayıyor. Hiçbir şey yapılamıyor. Bir de önceki yaptıklarını da elinde tutabilirsen bu arada. O da gidebilir. Bozdur bozdur harcayasın sıkıştıkça. O birlikken yapılanlar ayrılık geldiği zaman zor oluyor. İşte bizim aklımız ayırmalara yetiyor. Bizim aklımız üstüne koymaya yetmiyor. O zaman akılları birlemek lazımdır. Adem Aleyhisselam aklı seçmiş. Aklı da bize şimdi izah ediyorlar. Diyorlar ki cüz'i aklını kül olan insan hikayenin aklına teslim et. O seni ihya eder. Abad eder. Elinden geldiği kadar. Şimdi bak devam ediyoruz işte. Gelmişiz bugüne. Yıllarca bize bunu söylemişler. Kimisine kaymakamlığını, valiliğini, işte kadılığını bıraktırmışlar. Tüccarlığını bıraktırmışlar. Kimine elma sattırmış, kimine ciğer sattırmış, kimine tuvalet temizletmiş. Yaptırmışlar. Fakat kimine tahtını terk ettirmişler. Tacını bıraktırmışlar. Neticesine baktığınızda da manevi çok yüksek mertebelere erdirmişler. O akılla maddi güzellikleri elde edebilirdik ama bu akılla manevi güzellikleri elde edebilecek seviyeye getirmişler bizi. O zaman biz de bu çalışmanın içinde evet yerini bulduracağız. Ne yapacağız? Maddeten yücelmenin, yükselmenin yanında manevi yükselmeyi de kazanmış olacağız. Manevi yükseklik ne manaya gelmelidir? İnsandaki böyle boynu hafif böyle eğmelidir yani. Manevi yükseklik halk ilişkilerini en üst seviyeye çıkarmalıdır. Çocuklara karşı muhabbeti en üst seviyeye çıkarmalıdır. Gençlere, özellikle gençlere çok değer vermelidir. Biraz böyle arzusunun dışındaki hareketlere hemen burun kıvırmamalıdır. Neden biliyor musunuz? Şunu bir defa hiç unutmayın. Tabii onlar bunu yapsınlar diye demem ama burada olup da yaptıkları her şey başımızın önünde yeri vardır. Dışarıda olurlarsa ne yaptıklarını göremezsiniz. O zaman da ahvah edersiniz. O bulaştıkları veyahut da sevgisine garp oldukları kötü ahlaktan bütün her şeyinizi seferber etseniz kurtaramazsınız. Dışarıda felaket var. Burada öyle de olur, böyle de olur. Burada hoşgörülü olacaksınız. Evler, keza evler öyledir. Ne diyoruz? Çoğalıyoruz, baksanıza. Boyuna nişanlarımız var, düğünlerimiz var. Evlilikler, çocuklarımız oluyor, torunlarımız oluyor.
boyuna genişliyoruz. Yani ailelerimiz genişliyor. Allah'ın Resulü iftar etmiş işte. Böyle. Düzen böyle. Ben diyor ümmetimin çokluğuyla iftar ederim diyor. Onun için de en güzel yol nedir? Evliliktir. Zaten benim de şahsi kanaatim odur ki belki önceler olsaydı köy hali falan askerden önce de belki evlilikler olurdu diyebilirdik yani. Fakat şimdi askerden geldikten sonra o bir yılın içinde çocukların hepsinin evlenmesinden yanayım ben. Bunun için de bakın bir sürü şeylerle uğraşıyoruz. İşte bunun bir sosyal tarafı var yani. Ekonomi boyutu var bunun. Demekle olmaz ki. Bir şey yapacaksınız ama bende yok, sende yok. Nasıl olacak bu değil mi? Onun altyapısını oluşturacaksın işte. Hep uğraştığımız maddi meseleler bunun için. Niye boyuna diyoruz, ediyoruz? Kuvvetlenelim, sermayemiz olsun, paramız olsun ki bunların hepsini yarın alacağımız kız tarafı mağdursa eğer sen üzülme, biz kardeşiz. Ha senin, ha benim. Kız da benim, oğlan da benim. Kız da senin, oğlan da senin. Diyeceksin, kimin varsa o işi görecek. İhtiyaç olanları, onların ev düzenlerini yerine koyacak yani. Bitmiyor ki, istediğiniz kadar koyun. Altından çeşmeler yaptırsanız, huzur olmadıktan sonra o kornalar herkese batar. Ya, kusura bakmayın. Batar. Sonra da düzen bozulur. Sonra da nasıl bakacaksınız birbirinize? O sevgi kırıldı mı kolay mıdır yapmak? Aynısı gelir mi? İncindiniz mi? İncinirsiniz yani. Zordur ondan sonrası. O zaman da onun yaşayışına evi kurduğun düzenindeki huzurunun devamını sağlayacak fedakarlıkları yapmak zorundasınız. Kimdir o? Anneler, babalar yapacak bunu. Bu isterse kızın anası babası olsun, isterse oğlanın anası babası olsun. Onlar yapacaklar. Sonra eşler yapacaklar. Peki onlar yaptı da bizim şimdi çocuklarda yani hiç adam selam bile vermiyor yani. Ayıp olmaz mı? Ataya selam verilmez mi? Hizmetine bakılmaz mı? Diyeceksiniz ya. Diyeceksiniz. Onlar zaten yok diyecekler. Ne yapacak? Herkesin kendi işi kendine göre. Ama merhabalaşacaksınız, gideceksiniz, geleceksiniz, hizmetine bakacaksınız. Bunlar böyle olacak. Ve bunu yaparken de yani iki kişi bile olsanız sen şunu yaptın, ben bunu yaptım'a da girmemeli insanlar. Sağlığın varsa hep sen yap, ne var? Ecri sen alırsın. Kim hizmet veriyorsa Allah mükafatı ona veriyor. Mükafatı vermeyene bir şey yok ki. Yani hizmet vermeyene bir şey yok. Değil mi? Namaz için dikkat edin. Abi bir kardeşle ibadet falan yapmayan bir kardeş vardı vaktiyle. Bunlar babası, anası hangisi ise rahatsızlanmıştı. Gece onu bekliyorlardı. Bir gün bu çok ama namaz düşkünüymüş kardeşi. Hakikaten yapısı bu yani. Böyle oyun falan değil. Namazı kılmamazlık ve hatta fazla namazlar kılarmış yani. O gün de diyor ki, abi diyor sen dursan da diyor ben de şu namazları güzelce bir kılsam diyor. Sıra onun ama o namazdan kalıyor çünkü hizmet yapacağım diye. O da öyle deyince gece yatmış namazdan sonra mana rüyasına bir geliyorlar. Abin bu alışverişten karlı çıktı. Ana benim bu kadar ibadet namaz kar vermedi de abim ne yap? Namaz kılmaz abim benim. Bak demin ben bir şey söyledim. Farziye istisna işte bunlar. Farz olmadan nafile olmaz diyordum ama anne babanın farzı da nafilesi de hepsi içindedir. Anne de baba da böyle bir özellik vardır. Senin farz kılacağın namazlar falan para etmez. Anne baba hepsinden özeldir. Bin pişman oluyor biliyor musunuz? Ondan sonra da bir daha artık sırasını o yazık gene dermiş ki o sabahıma yazık. Sen git namazını kıl dermiş. Vallahi gitmem gari. Çünkü gitmem çünkü bütün her şey buradaymış. Ben sıramı sabah ben bakacağım sıramda diyormuş o da.
Ya ben nasıl olsa biliyorum durumumu. Ben bakarım, sen git oraya git. Safına diyor bunu. O kazancını bilerek dese hani hile yaptı diyeceğiz. O yüzden saf çocuk. Zaten Allah safa veriyor ki. Ne dedi? O saflıkta bizim bu şey, o saflığı değil tabii ki yani. Tertemiz. Hile burada bilmiyor, oyun bilmiyor. Böyle bir şeylerle hiç alakası yok. E şimdi bu, bunun içinden çıkacak gene. Buradan çıkıyor bunlar. Bunlar kötü niyetli insan olamazsınız ki. Devre düşünen insan olamazsınız ki. Ha düşünenler oluyormuş. Olanlar kendine yapıyor. Efendim, çok net şunu söylüyorum. Yalan söyleyenle beraber değil. Haram yiyenle beraber değil. Hizmet noktasında kendisine düşen vazifeyi suistimal edenlerle beraber değil. Olmuyor hiç. Asla da ondan yana onay vermiyor. Eğer böyle yapan varsa kendisini hiç boşuna kandırmaz. Ağzıyla kuş tutsa, eliyle bulutu yere indirse itibarı yoktur onun yanında. Onun itibarı hizmet edendedir. Çalışandır. O hiç belki aferin demeyebilir. Yüzüne de bakmayabilir onu yapanın. Önemli olan orası değil, aldanmayın. Önemli olan onun güldüğü, sırtını okşadığı değildir. O manen, o sen var ya, onu yaptığın hizmetlerle sırtının okşandığını bileceksin. Seni sevmeseydi sana bu güzel hareketleri yaptırtmazdı. O seni sevdi, sevdiği için de sana işte peygamberlere bakın en fazla sevdiğidir Allah-u Teala'nın. Hangi peygambere bakarsanız bakın tebası için, ümmeti için paralanmış ya. Paralanmış, paralanmış. Onların işlerini yoluna koymak için, ev hayatlarının düzene gelmesi için, dünya hayatının cennet hayatı gibi olması için, ahiretinde cenneti kazanabilmeleri için neler yapmamışlar yani. Hep burada evliyalara bakın, onlar da aynısını yapmışlar. Bak mübareğin bizimle beraber 36 yıllık mürşitlik hayatı var. Değil mi? 36 mı? Ne? Buçuk. Ne? O zaten 72 buçuk milletle birim diyordu. Buçuk olsun. 36 buçuk. 36. Tamam. Bir de asr-ı saadet ya. Asr-ı saadet. Saadet. O günde öyle. Bugün de öyle. Bilene. Bilmeyene. Bir şey yok. Tam asr-ı saadet. Aynı değil. Değişmiyor. Efendimizle yaşadığımız o zamanı da öyle diyoruz ya. En saadetli devirdir diye. Yok. Öyle şeyi çok böyle metüsene ettiklerine bakmayın. Yani o günün sahabesi de bazıları birbirleriyle kavga ettiler. Birbirlerine ters sözler söyleyenler de oldu. Bunlar yaşana geldi çünkü. O günde yapıldılar bunlar. Ama bir gün bir tanesi Hazreti Peygamber'in ridasına yapışmış. Huneyn gazası galiba olsa gerek. İkramları paylaşıyorlar. Ganimetleri paylaşıyorlar. O da dağıtıyor işte. Hafif de böyle çekmiş biliyor musunuz? Omzunu da böyle şey yapmış. Kumaşı. Dönmüş bakmış böyle öfke yok. Bize bir öyle çekiştirse bağırara çağıra sert döneriz yani. Dönmüş bakmış hayırdır demiş sahabeden birisi. İsmi de vardır ama ben şimdi aklımda kalmıyor onlar. Allah'ın malından bana da ver demiş. Dağıtıyor ya. Allah'ın malından bana da ver demiş. Şuna da verin demiş bir parça. Neyse o ölçek. Ölçek var hepsinde. Buna da verin bir tane demiş. Hiç dememiş ki yakamı niye böyle çekiyorsun? Halbuki sonunca acıtmış. Yüzünü böyle omzunu çevirttirmiş yani. Allah'ın malından bana da versene demiş. Herkese dağıtıyorsun bana niye vermiyorsun demiş. Saf yazık. Öyle. Olmuş öyle olmuş yani. Veya kendi aralarında böyle sert hareketli olanlar da olmuş yani. Fakat bunlar
Birisi affetmiş, birisi görmezlikten gelmiş, birisi o yaptığı zaman kendini geri çekmiş. Öyle gitmişler yani. Mükemmellik olanlar da var mıdır? Var. Dara düştüklerinde bütün her şeylerini paylaşabilmişler. Bunu hicret zamanı görüyorsunuz işte. O ne güzel muhacirlerle ensarın konuşması, kucaklaşması değil mi? Mesela biz buradan bir beldeye gidiyoruz. Gidenlerle oradakiler hemen Allah Allah adamlar sen burada yat, sen şurada yat, sofrayı kuruyor falan. Nesi varsa ortaya döküyorlar. Yani. Paylaşma oluyor. Yani. Ve onlar buraya geldiklerinde hemen biri çıkıyor diyor. Bugün bize gidelim, sen bize gel. Eğer kardeşliği anlayamazsak o zaman şöyle deriz. Mesela öyle ya hanım belki hanımlardan bir misafir getirmiştir evine. Niye getiriyorsun sen şimdi bunu diyebilirsin kocası olarak. Rahatımızı bozdu. Şimdi ben burada nasıl duracağım falan kızabilir. Veya sen birini götürdüğünde hanımın sana kızabilir yani. Han mı bizim bura? Han tabii babacığım ne? Değil mi? Ne dedi İbrahim Ethem'e? Anan, baban, deden, deden, dedesi, onun babası, babası. Bu kadar dedi, konar göçer olur da dedi. Sen benim sarayım diyorsun dedi. Bura handan başka ne olur ancak dedi. Öyle diye kızabilir yani, diyebilir. Veya işte gençlerden olabilir, daha evlenmemiştir. Annesiyle babasıyladır veya annesiyledir veya sırf babasıyladır. Bir arkadaşını götürür evine. Gene İvan kardeşidir de. Öyle arkadaşa can kurban ya. Sokaktan altın getireceğinize ihvan bulun getirin. Altın bela olur başınıza. Bazen. Ama bundan zarar gelmez ki. Bunlar size hep güzellik katarlar. Yani hele bir de sevgisi ve muhabbeti olan varsa var ya. Aşkı, Kur'an aşkıyla. Şimdi biz demin mesela ilimden falan bahsettik. Kur'an-ı Kerim en baş ana şeyini çekiyor bana. Yani o da Allah hepinizden razı olsun. Evlerinizde hep okuyorsunuz şimdi. Daha önce de okuyordunuz. Okuyanları ben biliyorum. Onların yüzü sürmetine zaten oluyor bunlar. Başka ne olur? Birinin yüzü sürmetine dönecek bazı güzellikler. Onlar bu yükü çekecekler. Allah-u Teala insan zümresinin içinde bu millete diğerlerine nispetle çok önemli görevler yüklemiş. Fakat bu milletin içinden de bir zümreye de daha özel yüklemiş. Esas emanet oradadır. Onu da Allah sizin sırtınıza sarmış işte. Ne yapacağız? Emanete sahip çıkacağız. Emanete sahip çıktığımız gibi onun gereği olan mevzuatları da yerine getireceğiz. Müminlik vasfı, münafıklık alametlerinin bir tanesi emanete ihanettir. Bize emanet o kadar önemlidir ki, dinden tutun da, din emanettir yani. Kur'an emanettir, beden emanettir, ruh, bedenini diren ruhun emanettir sana. Aslında Allah kendini kendine emanet kılmış baksana. Sen kendini tanıyamadığın için, emanetin daha farkında değilsin. Ne götürdüğünü, ne getirdiğini bilmiyorsun. Bazen işte tutuyorlar paralı böyle götü ayakçıları, esrar götürttürüyorlar, silah götürttürüyorlar. Adamın haberi yok götüründen getirdiğinden. Adama bir eşya diyorlar, bir şey diyorlar. Adam onu götürüyor, getiriyor. Eğer bir yakalanır da meydana çıkar, Allah Allah. Veyahut da o bilerek yapan da ayrı şey. Ama taşıdığının şeyini bilmiyor. Mahiyetini bilmiyor. Bedende biz neyi taşıyoruz acaba? Lanet tayin bir can mı taşıyoruz biz? Fi nefahtu min ruhi demişti Allah-u Teala. Ben ana karnında et parçasına İsrafil aleyhisselama görev verdim. O geldi oraya o ruhtan, kendisinden olan ruhtan nefyetti diyor. Ona canlılık verdi. Şimdi İsrafil Aleyhisselam'ın makamı nereydi?
dört tane büyük meleğin insanda konuşlanılmış makam olarak yeri vardır. Mikail aleyhisselamınki kulaklardır. İsrafil aleyhisselamın ağızdır. Azrail aleyhisselamın gözdür. Cebrail aleyhisselamın da akıldır. Zahiren mana itibariyle Cebrail aleyhisselam arzın en tepesinde, arşın da, semanın da en aşağı bölgesinde dururmuş. Evet. Burası orada işte, baksanıza. Tepenle onun alttan yukarıya geldiğiniz en zirve, yukarıdan da aşağı ineceğiniz en zirve buradır artık. Bunun hemen şurasına konuşlanmıştır. Biz bazen deriz ki, biri bize böyle dik dik bakar da, köy dili veya bizim atasözleri nasılsa böyle bir tekerlememiz var değil mi? Niye bakıyorsun bana öyle dik dik deriz? Azrail gibi bir canım mı alacaksın deriz yani. Onun dik dik bakışına Azraillik vasfı veririz. Canım mı alacaksın benim deriz yani. Mikail aleyhisselam'a da ambar, toplayıcı, birleştirici, kilerci manasına kulak da o hepsini bak alıyor. Derliyor, topluyor, içeriye depoluyor onu. Bu da nefi ediyor. Kimin ağzı İsrafil aleyhisselamın ağzı olabilir peki? Eğer o nefadan nefi ediyorsa, işte senin ağzın İsrafil'dir. O nefadan canlılık veriyorsan yani. Buraya o canlılığı vermen lazım. Oraya o canlılığı vermen lazım. Hangi canlılıktan bahsediyoruz? Cenab-ı Hakk'a ait. Hay ismine mahsus olan dirilikten bahsediyoruz. Üşengeçlik gelir mi? Yorgunluk, bıkkınlık gelir mi? Halbuki çok yorgun. Çok yorgun, adım atamıyor. Yatacak hemen, uyuyacak ama uyku da yok, şey de yok. Gitti onların hepsi gitti. Ne yaptı? Boyuna şimdi başka bir alem açılıyor da açılıyor. Açılıyor da açılıyor. Açacaksın babacığım, açacaksın. Marulun yapraklarını teker teker soyduğun gibi sen bu ilahi mevzuatı soyacaksın. Mürşitler marula benzer. Lahanaya benzer. Özü cücüğü içinde gizli onun. Ama o öylesine dürülmüş ki açacaksınız onu. Neyle açabilirsiniz? Tebessümünüzle açarsınız. Teslimiyetinizle açarsınız. Tenezzülünüzle açarsınız. Kendinizi, kalbinizi kalbine vermekle açarsınız. Birbirinize olan yakınlık, ünsiyetle açarsınız. Birbirinizi sevmekle açarsınız. Birbirinize fedakarlık yapmak, hizmet yapmakla. Dedik ya bakın, eşlerin birbirine hizmet etmeleri yani olabilir. Allah gecinden versin ama hepimizin bir gün ya kendimize bir illet gelir ya bir eşimize illet gelir. Bir sebebe bağlıdır ölüm çünkü. Nasıl davranacaksınız? Ona hastalık geldi diye bırakıp gidecek miyiz? Veya bana hastalık geldi diye... Hayır. Son demine kadar hizmetini vereceksiniz değil mi? İşte ona olan muhabbet, onun sana olan muhabbeti bunu gösterecek. Ama bu arada devre şeyler yapılır mı? Yapılmaz ama yapan da oluyor işte. İncitenler, kıranlar, üzenler. Halbuki neyi bitiremiyorsun, neyi halledemiyorsun yalan dünyada? Öyle ya, ne böyle, bu kadar böyle kendini kaptıracaksın, kendine de zehir edeceksin, oraya da buraya da zehir edeceksin hayatı. Halbuki bakın ne güzel işte, ekmeklerimiz, yemeklerimiz, giyimimiz, kuşamımız, her şey. Allah bize bir gören göz ihsan etmiş ya. Şu görmenin karşılığını neyle öderdik? Ya gözümüz böyle görmeseydi? Sana istedikleri kadar kırmızıdan bahsetsinler. Sen hep siyah görüyorsun. Kırmızı seni artık ilgilendirmez. Yok yani, yok. Veya hasta olsaydık midemizden, boğazımızdan, kursağımızdan midemize ekmek aş geçmeseydi, bize tavuk haşlamalarından, kebaplardan, tandırlardan, baklavalardan, böreklerden bahsetmeleri ne ifade ederdi?
Gitmiyor ki. Gitmiyor. Ah diyeceksin ya şey Hamid efendi. Bir lokma bir geç. Ben çok seri, süratli bir şekilde ayrıldım yani. Orada eleşmedim. Günahlardan kaçmak takvadır dedi. Dikenli tarla gibidir. Orada eleşilmez. Öfke mi geldi? Bırak git anasını satayım. Durdukça çünkü varacağım oraya. Vardıkça da hem kıracaksın hem de kırılacaksın. Koy ve git. Çık git. Değil mi? Zeynep'e biliyorsunuz Hazreti annemiz o da. Çok Efendimizin kızlarından özel bir birisidir o da. Şehit edilmiştir. Eşiyle bir gün münakaşa etmiş. Ama eşi çok saygılı. Çünkü peygamber parçası biliyor musunuz? Yani bir özellik oluyor demek işte. Peygamber parçası olmaz mı ya? Yani biz bugün biz bile yapmaz mıyız? Biz Seyit sülalesinden biri görsek ayrı bir itibar ediyoruz. Saygı gösteriyoruz yani. Efendimizin ne kadar olsa da bunda bir şey var yani. He. Ama şimdi siz burada başka şey öğrendiniz. Ben onun üzerindeki parfüm kokusuna aşık olmadım ki. Onun teninden kokan miski ambere aşık oldum ben. O Rahman kokusuydu ancak. O gül suyu, mül suyu kokmuyordu. Geçici koku değildi o. He? Efendim? Rahman kokusu vardı Hazreti Peygamber'de. Onun soyundan olanda da o Rahman kokusuna saygın vardı ancak. Yoksa adı Seyit olsa, yalan söylemiş, haram yemiş, birbirlerine kötülükler yapmış. Ne Seyit'i, ne soyu, ne bilmem nesi. Öyle Seyit Beyt olmuyor. O soy da olmuyor öyle. İşte Nuh Aleyhisselam'ın oğluna bakın. Peygamber oğludur, parçasıdır ama olmamış ki öyle. Ama Zeynep öyle değil. Fatıma-tü Zehra öyle değil. İbrahim küçüktü ama öyle değildi. Kasım öyle değildi. Onlar Rukiye öyle değildi. Efendimizin haliyle halleşirlerdi ya. Onda onun hareketlerini görürlerdi. Edebini görürlerdi. Hayasını görürlerdi. Dürüstlüğünü görürlerdi. Onda hiç hile olmaz, olmamıştı da. Olmaz da yani. O ev hali Peygamber, Efendimiz kendisi de münakaşa etmiştir. Küsmüştür hatta bir günde. Değil mi? Evi terk etmiştir. Hepsini bırakmıştır. Gene gönlünü Hatice anamız almıştır. Çok müstesna bir insan ya. Ev halidir. Olur. Münakaşa mutlaka olur. Olmaz demeyin. İnşallah olmasın da olabilir. Yazık Zeynep birazcık üstüne varmış. O da kapıdan arkasını dönmüş dışarıya çıkmış. O kapıyı evi terk ettiğini görünce öyle bir şey yaşamamışlar hiç. Bugün böyle birazcık fazla oldu herhalde ki ona bir cevap vermekten korkmuş. Resulullah'ı incitirim diye. Onun kızı ya. İncitirim diye korkmuş. Kapıdan çıkarken o da hemen diyor ki benim diyor cennetimin kapısı, evi terk etme ne olur diyor. Benim cennet, bak ben babamdan dolayı cennete ererim demiyor. Hazreti Peygamber de zaten babam peygamberdir demeyin diyor evlatlarına. Değil mi? Fatıma'ya öyle dedi ya. Nasihat etti. Ancak senin amelindir sana yardım edecek olan. Hadi o konuda çalış. Babam peygamber deyip yan gelip yatma. O seni kurtarmaz. Ondan sonra hemen dönmüş, sarılmışlar. Bütün şeyleri bitirmişler. Sözleri bitirmişler. Kapatalım bu defteri burada. Sevgi başka. Yani Bismillah.
soğuk mu çaylar? Çok kaldı. Değil mi? He. Soğumasın. Uykun geldi mi? Şeyin uykusu var, Yücel'in. Yücel mi bu? Hep sen yapıyorsun değil mi? Emin yerde uyunur. Ama kalp uyumaz. Gözlere bakmayın. Kalp uyumaz. Çünkü müminin kalbi uyanıktır. Daima zikreder. Her halükarda zikreder. Mümin kalbi uyku bilmez. İman. Takvanın insana yerleştiğini yaptığından herkes kendini muhasebeye çeksin. Bir mesele önümüze geldiğinde eğer siz nefsinize zor geleni tercih ediyorsanız siz takva yolunda ilerliyorsunuz. Evet. Hatta iki tane, üç tane güzel şeyler olsa önünüzde. Gene Allah'a yoluna ait işte Kur'an okumak gibi, namaz kılmak gibi, tesbihat yapmak gibi ilahiler veya menkibeler veya güzel şeyler olsa onların içindeki senin nefsine zor gelen onu yapma dediği şeye yapmak daha elzem olandır. Takip edin onu yap. O çünkü sureti haktan gelir. Seni öbürüyle oyalar. Çünkü sen mükafat ereceksin. Sen bir kapıyı açacaksın yani. Bir yerde nimete gark olacaksın. En azıyla işi geçiştirmeye çalışır o. Tabii. Sen de ona inat, orayı kapatacaksın, zor olan yeri efendim alacaksın eline. Gel ben sana bunu yaptırırım diyeceksin. Bazen sohbete gitmek gibi, bazen farklı ibadet tarzına geçmek gibi. İşte bazen bu şey de böyledir. Yani insanın nefsine bazen ağır geliyor büyük şeyler. Ama bu konuda gurur falan olmaz. Hele ilim konusunda gurur konusu yapılamaz. Bizde bakın ben de 20 yaşında var yok çocuk işte 20 yaşında yok daire askere gitmedi. Tahtaya kalkıyorum bana kalk abi diyor tahtaya diyor. Kalkıyorum tahtaya yap diyor yapıyorum. He? Hem de zevkle kalkıyorum. Hiç demiyor ki ne diyor bana bu diye. Ya öyle ya. Abi diyor Yusuf abi sende sıra diyor kalk tahtaya diyor. Tamam diyorum kalkıyorum. Bana düşen kısmını ben de orada anlatmaya çalışıyorum. Allah da yardım eder inşallah. Orada gurur kibir olmaz ya. Allah yolunda gurur olur. Zaten o insanda gurur kibir olmaz. Olursa derviş de olamazsınız ki. Buraya gelemezsiniz. Gururlu olanlar gelmiyorlar işte. Hatta çok iyi vasıflara sahip olmalarına rağmen bir şey var orada içeride o gene gelemiyor. Aslında gelecek, gelemiyor. Onun kırılması lazım. Çünkü içteki putun devrilmesi mürşitle olur. Başka türlü devrilmez. Sen onu namazla, ibadetle kıramazsınız. İçerideki putun en büyükleri ne dedi? Siz Kabe'nin etrafındaki bütün putları devirin, içeriği bana bırakın dedi. İçeri onun işidir. Siz dışını bir yıkın. Dışarıdakileri bir devirin, içeriye ben girerim ona. Ama içeride, biz dışarıdan içeriye fırsat yok ki. Dışarıda put yok. Arzularımız, isteklerimiz. Onları kişi yapacak. Ne yapacak? Kolay olundan bahsediyor. Sen gene onları da onunla yaptığının idrakında ol. İçerisi de yıkılır onun, o zaman seyir başlar. Bu içeriden engel olduğu müddetçe dışınızdan ne yaparsanız yapın, burada otururken bile seyredemezsiniz. Seyredersiniz ama kulak burun seyredersiniz. O bize kulaktan burundan bahsetmiyor ki. O bize manadan bahsediyor. Bize candan bahsediyor. Can iki tane değil. Gönül iki tane değil. Ama 6 milyar küsur insan var. 7 milyara yakın insan var dünyada. 7 milyar tane gönül var demek mi olacak? Gönül diyor bir tane. O can bir tane.
Hakikat bir tane, iki tane olmaz. O niye anlaşılamaz? İkincisi olmadığı için anlaşılamaz. Ama ondan gayrı her şeyi anlarsınız. Çünkü aydınlık var, karanlığı bilirsiniz. Güzellik var, çirkinliği bilirsiniz. Demin ne dedik? Gül var, dikeni bilirsiniz. Her şey, her şey. Acı var, tatlıyı bilirsiniz. Ne söylerseniz, onun hepsinin zıttıyladır. Her şey zıttıyladır. Mevla'nın zıttı yok ki. İkincisi yok çünkü. Onu anlayabilmek için zıt olan benim ortadan çıkması lazımdır. Buraya ilmi ledün dersi lazım. Buraya mürşit lazım. Kişi kendi kendine hacamat yapamıyor. Operasyonu kendine yapamıyor insan. En birinci konuma gelmiş kalp mütehassısı olan cerrah, doktor kalbi rahatsızlandığında o da en yakın itimat ettiği arkadaşına kendini teslim ediyor. Kendi kendine yapsın, biliyor. Olmaz ki. Bayılttıktan sonra nasıl ameliyat yapacak kendi kendine? Yapamaz ya. Bayıltmasa da kesemez. Olmaz ya. Yapamaz. Aynı öyledir. Ne yapıyoruz? O zaman kendimizi ona teslim ediyoruz. O da bizi temizliyor. Sonra o içerideki ben dediğimiz Efendimizin göğsünü yarıp da içinden bir şey, biliyorsunuz, böyle kan pırtısı gibi bir şey çıkarmışlardı. Kapkara, çok onu böyle yıkadılar. Zebercet, yakut gibi yaptılar. O kadar parlak yaptılar ki. Nefsiymiş. Atmadılar. Gene yerine koydular. Ona sorduklarında benim dedi nefsim İslam olmuştur dedi. Ruhuma tabi olmuştur dedi. Nefis var. Var ama senin arzuladığın gibi değil. Senin baktığın gibi bakmıyor artık. Ama var. Onun nefsi de bak. Sohbeti derinleştirmek istiyor. Yaşantıyı derinleştirmek istiyor. İlmi derinleştirmek istiyor. Hem sende, hem onda, hem öbüründe, hepsinde bunları yapmak istiyor. Bunlar neyle olur? Nefisle olur tabii. Nefis neydi zaten? En güzeldi çünkü. Nefis güzeldi. Nefis bizde çirkin oldu, değil mi? Hatta bazı söyle diyor. Kör olmayasıca nefis diyor. Kahrolasıca nefis diyor. Nefise kahrolasıca denir mi? Denmez, sen diyemezsin. Ama daha evvelden derdik. Hepsini söyleyebilirdik yani. Şimdi biz neyi öğrendik? Bize şimdi Cenab-ı Mevla'nın yeryüzünde tecelli ettiği iki tane vasfını öğrettiler. Allah Celle Celaluhu iki vasıfla yeryüzüne tesir ediyor. Birisine celaliyet dedik, birine de cemaliyet dedik. Sorarım ben size, bu cemaliyet nuru sürekli daim olsaydı, hiç celaliyet olmasaydı ne olurdu bu alemde? Hiçbir şey olmaz. Daha önce olmadığı gibi olurdu. Yani kendinden başka bir şey olmazdı. Celaliyet olunca ne oldu? Sana şimdi bunu öğretiyor. Diyor ki bak, bu kadar kesretin çokluğu seni aldatmasın. Hiçbir şey yok diyor şu anda. Nasıl olur canım? Biz varız ya. Ama Kayel'de anlatıyor işte. O ormana gittiler, biliyorsunuz. Öğretmenler vardı. Kabir adamlar. Hoca olmuşlar. Öğretmen olmuşlar. Ama entel takımı bunlar. Modern insanlar. İçki falan da içiyorlar böyle. Ama kibar insanlar, beyefendi insanlar. Neyse, arkadaşlarıyla anlaşmışlar. Ormana içmeye gidiyorlar. Bir yer var. Hep oraya gidiyorlarmış zaten. O gün de gidiyorlar oraya. Bizim arkadaş, aktör yani, başrol oyuncumuz, arkadaşıyla testi elinde, şarap testisi, peştemali serecek, oturacaklar, nevaliller açacaklar falan.
İşte onunla ne hiç üzüm müzüm mü yiyecekler veya kavun mu yiyecekler, neyse o şeylerine gidiyorsa, çekirdek leblebi, neyse o şey, onları açacaklar. Şurada da iki tane oturmuşlar. Fakat kimseden haberleri yok. Arkaları bunlara dönüp birbirleriyle konuşuyorlar. Bizim öğretmenin de içinde bir feryat var. Yaşadığı kötü hayat var. Fakat bir yandan da hani işte al yuvarlar, ak yuvarlarla nasıl böyle mücadele içindedir. Aynı öyle. O onu öldürmeye çalışıyor, o onu öldürmeye çalışıyor falan. Bu da iyiliklerle kötülükleri savaş ediyor içinde. Nefsiyle ruhu savaş ediyor içinde ama bilmiyor yazık. Bir şey var böyle bir, yahu diyor, hayat bundan ibaret olmasa gerek diyor yani. Sadece içmek, sadece yemek, sadece işte şunu bunu yapma, böyle olmasa gerek diyor hayat yani. Fakat oradan da çıkamıyor. Tam çıkacak oradan, arkadaşının biri geliyor, bir dürtüyor buna. Gel lan diyor, gidiyoruz işte, bugün demleneceğiz. Tamam geleyim diyor. Gene gidiyor. Bu böyle içinde savaş halindeyken öbürlerinde yok bir şey. Onlar normal hayatlarını yaşıyor. Arkadaki adamların konuşmaları kulağına geliyor. Peki onların kulağına gelmiyor mu? Gelmiyor. Çünkü onların kulakları sağırdır, işitmezler. Kulak açılmaya başlamış. Bir ses girmeye başlamış kulaklara. Kulağı sağır olanlara en güzel kelamları da söyleseniz veyahut da zıttı olan kötü kelamları da söyleseniz duymaz ki. Kulak duymuyor çünkü. Esasında keşke kötü söyleselerdi de bizim kulak duyar olaydı da biz onları duyaydık. Hiç onlara da bakmazdık yani. Ne? Tahir biri bir şey diyecek sana bakmayacaksın öyle mi? Ne diyorsun lan sen? Vallahi şimdi bir çiğnerim bak seni. Sen bana, sen kime diyorsun bir de? Sen kimsin ki? Ne var ya sana diyorum. Öyle yani. Kendini şey kuru fasulye gibi bir nimette, kuru fasulye de hakaret olur da bir nimetten sayacak yani. Sen bana nasıl diyeceksin falan. Yazık. Arka taraftakilerin bir tanesi demiş ki, azizim dermiş. Bunlar Manisa Tımarhanesi'nden kaç çıkmışlar. Deli bunlar. İkisi de deli. Orada oturuyorlar. İki deli. Şu cihanda diyor, neşe adına ne varsa diyor, hepsi benim küpümden sızmıştır diyor. Gördüğün güzelliğin hepsi benim diyor. Hadi oradan diyor teki de. Kendine iş çıkarma diyor. Sana da o güzelliği ben verdim diyor. Ya delinin sorunu durağı olur mu Allah aşkına? Deli bu. Ne diyeceği belli değil. Atıp tutuyorlar ama yukarıdan atıyorlar ha. Yani hani şu kah çıkarım demiş gökyüzüne. Biri gökyüzüne çıkıyor. Nereye iniyor? Coşuyor, coşuyor böyle. Bu da boyuna şeye gidiyor falan. Benden başka diyor, alemde hiç kimse yok diyor. Kızmış deli. O illa bende varın diyor ya, bende de var bir güzellik deyince, Beriki diyor ki, vallahi yakarım şimdi her tarafı. Benden başka hiçbir şey yok diyor. Bu da bizim garip, garibim öğretmen, matematik, fizik öğretmeni herhalde, matematik öğretmeniydi bu. Azizim diyor, bende mi yokum diyor. Şöyle bir dönmüş deli. Ne diyor bu deli demiş. Yani bende mi hiçim yani, bende mi yokum? Var mı halbusam diyecek yani. Kalk diyor şu deli diyor, zevkimizden edecek bizi diyor. Tabi. Oradan bırakıp gidiyorlar, öğretmeni bırakıyorlar. Öğretmen olmuş adam. Şu deli diyor, zevkimizden edecek bizi. İş çıkaracak başımıza, kalk gidelim buradan. Bunu bırakıp gidiyorlar. Tabi raci bu, eriyor, maksudu eriyor. Sonra Aynalı Baba'yı buluyor, Yokluk Tepesi'ne çıkıyor. Oo. Banu'yu buluyor, Prenses Banu'yu buluyor. Efendim ejderhalarla, şeylerle çok başından bir sürü şeyler geçiyor tabii ki. Onu şey kitap okuyun gari, gerisi kitapta yazıyor. Kitap okuyacak halimiz yok da bir şey var burada yani. Öğretmen olmasına rağmen içindeki fırtına onu bir yere getiriyor yalnız. Kulağı duydu biliyor musunuz? İşte kulak duymalı. Kulak duyduğunda ne yapardı insan? Hı? İşiden ne yapıyordu? Can
feda ediyordu değil mi? Münadini ilah etti. Allah lafzını söyledi sana. Cenab-ı Hakk'ın vasfından, zatından, kendisinden haber verdi. Senin kulak bunu işittiyse can feda eder. Can diyor. Geçtim sen malla, mülkle konuşuyorsun. Dünyalık meselelerle konuşuyorsun. Senin o araba dediğin, para dediğin, mal dediğin, ben dediğin, sen dediğin, onlar bunun yanında bozuk para bile olmaz. Can, can diyor, can. Candan geçer. O kadar önemliymiş ki. Teslimiyetin ölçüleri bunlar. Ne kadar teslimse, ekmek ne kadar, köfte o kadar. Demtay, aferin. Ne kadar ekmek? Ekmek yok, köfte de yok. Getir ekmek, köfteyi koyalım. Ekmek varsa köfte var. Ekmek yoksa köfte de yok. Hüseyin. Efendim. Öyle anacığım ya. Çalışacaksın, çalışacaksın. Çok çalışacaksın. Nefsine aman vermeyeceksin. Abdestsiz gezmeyeceksin. Öyle rastgele laf da söylemeyeceksin. Yumacaksın, çeneni kapatacaksın. Benim 50 senenin içinde şu 6 seneki mevzum inanın 50 seneden fazla oldu. Ama ben konuştuysam şayet. Eğer o konuştuysa zaten ondan önce de yoktu bir şey. Şimdi de yok bir şey. Hepsi ona ait. Ama kelam olarak 50 senenin 6 senesi 50 senenin üstünde. Kendi kendime konuşurdum. Yolda giderken mırıldanırdım kendi kendime. Bir şey böyle, kendi böyle bir şey kurardım. Deli mi ne? Kendi kendine konuşur mu insan? Kendisiyle konuşurdu. Kendi kendine değil, iki kişi. İki kişi, iki kişi. Nefis bir tane, ruh bir tane. Aslında ikisi bir taneydi. Fakat arada bir gölge var, bir perde var. İki gösteriyordu. Hani göze gelen şeyden bahsettiğimiz gibi, kıl parçasında. Bir kıl iki gösterirmiş ya. Efendimizin kameri müşriklere parmağını çıkardığında aslında kamer iki tane değildir. Kamer bir tanedir gene. Kamer ikiye bölünmemiştir. Ama onun parmağı müşrik olana iki göstermiştir. Evet. Onlar kamera baksalardı bir görürlerdi. Parmağa bakınca iki gördüler. Parmak onu kesti, onlara iki gösterdi. Efendimizin parmağı mıdır? Allah-u Teala'nın elidir. Tabii. Mesele onunladır. Efendimizle de mesele alakası yoktur. İnkar da onu inkardır. Yoksa onların hepsi Efendimiz'i bizden fazla seviyorlardı. Cenab-ı Hakk'ın hükmüne, varlığına itirazları. Allah. Yoksa Efendimizin kendi vasfı olarak kendi o içindeki halkı da çok seviyordu onu. Ne diyoruz bak? Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem ona emin insan. Bir gün Kabe'nin inşasında Hacer el Esved taşını kaldırmaları gerekiyormuş. Yerine koymaları gerekiyor. Tabii Mekkeliler çok sertler. Kabileler öyle yani. Birisi diyor ki ben daha üstünüm, öbürü diyor ben daha üstünüm diyor. Bu taşı diyor ancak koymak bize düşer. Öbürü de diyor ki bize düşer. İtilaf olmuş, kavga edecekler. En sonunda ortak bir karara varıyorlar. Diyorlar ki şu köşesinden diyorlar ilk gelenin reyine teslim olalım. Soralım o ne derse biz onu yapalım. Yoksa dövüşeceğiz yani. Dövüşürsek de bizden de sizden de çok kan dökülecek. Tamam diyor o zaman. Bekleyin bakalım kim gelecek. Herkes o köşeye bakıyorlar. O köşeyi bekleyecekler yani. Allah Allah. Şimdi o köşe hangi köşe biliyor musunuz? Altınoluk'un olduğu yer var ya. Onun sağ köşesi. Altın oluğun aktığı yer, oluğu koydukları cenabın sağ köşesi. Bekliyorlar, o köşeyi bekliyorlar. Kim çıkacak? Tek,
tek tek Allah Allah. Bir kişi geliyor ama bu kadar ahenkli, bu kadar aheste yani. Herkes kim çıkacak acaba? Bir ses geliyor tık 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 tık. Bir baksana Resulullah Efendimiz. Aa Muhammed gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar tabi demezler ona ama ne yapalım öyle işte. Gel bakalım gel. Yapacak bir şey yok. Kararlaştırdık. Diyorlar biz burada kaldık ne yapalım? Biz sen bize karar ver. Sen ne dersen biz onu yapacağız. Mübarek o zaten hep ortayı bulan insan olduğu için gene ortayı bulacak. Başka da bir fikir çıkmaz ondan. Demiş bir battaniye getirin. Bir şey getirin büyükçe. Yazgı. Koyun içine. Her kabileden de bir genç çıksın. İşte 7 kabilem var, 8 kabilem, 15 kabile ne kadarsa orada. Hepsinden birer genç. Herkes demiş ucundan tutsun battaniyeni, kaldırın havaya demiş. Mübarek bismillah. Eliyle de koyuvermiş köşesine. Bu kadar taş bundan da güzel konmazdı oraya. Zaten en güzel o koyar, en güzel o verir, en güzel o alır, en güzel o söyler, en güzel o yapar. Her şeyin en güzel ona mahsustur. Öyle diyor. Tutun. Hepsinin gönlünü fethetmiş birdenbire. Kabe-i Muazzama biliyorsunuz Osmanlı döneminde oluk oraya konurken bizzati özellikle oluğun yönü Türkiye'ye bakar. Rastgele konmamıştır. Oluğun yönü de rastgele Türkiye'ye gelmemiştir. O Kabe'nin maneviyatı, feyzi, bereketi Türkiye'nin üzerinde olsun diyedir. Bugün Türk acılar da herhalde Altınoluk'un karşısında konuşlanıyorlar hep galiba değil mi? Genellikle. Öyle mi yapıyorlar? İki tarafı da o tarafta da var. Tarafta. İki tarafı da almışlar mı? Hey. Biz herhalde bizim şeyde öyle dediler. Biz hep oraya gittik çünkü oraya tutulduk. Karşısında. He. Yeşil ışık. Yeşil ışık. Yeşil ışığı. Yeşil ışığı gördüğün mest olacaksın. Yani orada bir o da bir ayrı muamma. Yani işte dedik ya Türkiye'nin üzerine oradaki manevi güzellikler gelsin diyedir. Oluğu gördün mü Tahir? Oluğu bu tarafa doğru meylettireceksin. Akıtacaksın. Yani. He. He? Ne diyor? Burada tabii. Burada olmayan ne var? Hepsi orada. Burada da. Biz neredeyiz? Bizim de orada olmamız lazım. Orada olduğumuz değişiyor değil mi? Mesela hakikaten Mekke'ye gittiğinizde nasıl oluyor? Hayat değişiyor bir anda. İçimiz, dışımız, her şeyimiz ibadet oluyor ya. Başka hiçbir şey yok değil mi? Eğer İstanbul'la irtibata da geçmeseniz, hiç telefon, telefon iptal olsa, yani her şeyiniz ibadet olacak. Allah'a şükür hamdolsun. Çarşı hevesi de gitti ya şimdi. Hediyelik medyelik de uğraşmıyor şimdi kimse. Yapıyor mu gene yoksa? Tahir bir iş çevirmişe benziyorsun ama. He? Ne yapmış? Bir şey yapmış o ama dur bakalım. He? Gizli gizli iş yapma bak ha. Peki. Hüseyin sen gittin mi? Beytullah'a giden olurmuş hacı, Kabe odur, nidem toprağı taşı. Ondan ayrı kalmak, acıdan acı. Söyle bülbül, efendime tez gelsin. Hacıların uğrak yeri Arafat, mürşidi kamili bulmak marifet. Ondadır incelik, onda zerafet. Söyle bülbül, efendime tez gelsin. Allah Allah.
tabii mürşid-i kamili bulmak marifet diyoruz ama biz öyledir yani. Bizim arayışımızın neticesi onun aslında bizim kalbimize vermiş olduğu sevgidir yani. Yoksa yönelemezsiniz. Yani imkanı yok. Bizlerin ona karşı bu ilk zamanlar için konuşuyorum. Arzulamamız istiyor. Bugün gelenler de öyle can. Birileri bir derde düşüyorlar. O da yolunu açıyor. Ondan sonra nasip oluyor. Ama derde düşmeyene yok ki. Kim dertlenmişse o dertlinin önüne bir sürü şeyler çıkıyor. Şimdi biz bu şeyin yolun içine girdik biz mesela hepimiz. Biraz daha dertli olanlar hayatlarının çeşitli evrelerinde daha özel şeylerle karşılaşıyorlar. Dertli olanlar görüyor. Dertli olmayanlar hep şey. O da gününü geçirip gidiyor ötesi gibi. Fakat ekstraları göremiyorlar. Ekstralar çalışmak istiyor. Çok çalışmak istiyor. Sanatçılar hep öyle der. Mustafa bilir bunu. Hiçbir sanatçı normal programlarından parayı kazanamaz. En çok parayı nerede kazanırlar? Ekstralardan kazanırlar. Baksana. O zaman ekstraya gideceksin. Ekstra olanları seçeceksin. O neyledir o? Onun ana özü sohbettir onun. Sohbet edecek zümreyi hemen oluşturacaksın efendim. O sohbet edecek samimiyeti oluşturacaksın. Ama birbirini tanımayan, birbirini anlamayan, birbirinin mevzusuna sahip olamayanlar ne konuşacaksınız? Biri kör, biri sağır, biri dilsiz. Nasıl anlaşacaklar bunu? Dört tane ayrı milletten, ayrı dinden insan bir araya gelmiş. Bunlar bir para almışlar. Fakat dördünün de arzuları, istekleri kazandıkları parayla üzüm almakmış. Üzüm dört dilde ayrı konuşuluyor. Aslı üzüm, Türkçe üzüm. Bizim Türk olan üzüm alacağım diyor. Öbür Hristiyan olan da diyor ki, hayır diyor, ben öyle üzüm müzüm bilmem. Ben onun dili neyse İngilizce'de onu söyleyecek. Ben bunu alacağım diyor. Öbür Fransız da başka bir şey söylüyor. İsrailli olan başka bir şey söylüyor. Dördü de sen onu alacaksın, ben bunu alacağım. Ne zaman Arif birisi dört lisanı bildi, dördünün arzusunun üzüm olduğunu anlayınca dedi ki, durun bir dakika dedi, verin şu parayı bana siz. İndi manava, üzümü koydurdu kasaya, getirdi ortaya yere koydu. Bunu mu alacaktın dedi. Heh, onu alacaktım dedi. Sen, ben de onu alacaktım dedi. Sen, ben de onu alacaktım dedi. Sen, ben Allah'ın insanı. Niye dövüşürsünüz dedi. Dördünüz de aynı şeyi istiyorsunuz. Siz ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Ne istediğinizi ifade etmeyi bilmiyorsunuz. Aldı o bir akçayı, bir kasa üzümü getirdi, önlerine koydu. Şimdi herkes alsın yesin bakayım. Nimetlenin dedi. Aradaki o farklılıkları kaldırıverince mevzu açıldı. Hepsi bundan ibaret. Eğer o gelmeseydi içimize var ya, ben diyecektim ki şıra, o da diyecekti ki boza. Ondan sonra yok o öyle değil, yok bu böyle değil. Sana, sana, ondan sonra görga günümü. Ne gelecek? Birini yatırırlar toprağa, birini de koyarlar şeye, canlı toprağa. O da ne olur? Yazık adam ömür boyu kaç, 20 sene, 30 sene içeride yatanlar var şimdi. Daha ömür boyu yat. Ne anladım ben bu hayattan? Orada ne var ya? Kokuşmuşluk yerde. Neden öyle oldu? İşte nefsine mağlup oldu. Kırdı, yıktı, öldürdü, bir şeyler yaptı. Onun dünyada da cezasını kestiler. Burada bu cezayı kesiyorlarsa sana orada da bir ceza kesecekler demektir. Bununla bu ödeşilmiyor ki. Ne kadar suç işleyen varsa, suçun tam karşılığını maddi olarak dünyada çekse, Allah indinde onun daha işi var. Bitmiyor. Keşke bitse yani.
gitmiyor. Siz birisiyle bir haksızlığınız olsa, o haksızlığınızın karşılığı, onu kandırdığınızın karşılığını maddi olarak verseniz, helallığını almasanız o işi çözemezsiniz. Mutlaka onunla helallaşmak zorundasınız. Amme davası var ya, amme davası. O bök, insanların birini büktü onu. Oraya girdi mi iş değişiyor. Ha işte Keşkülcü'de amme davasını gördünüz. Berberde tıraş olan dervişte amme davasını gördünüz. Daha dur. Buradaki Külhan Beyliğine son verilmiş. Daha sonrası ne olacak? Meçhul yani. Daha orası da var. Halbuki bize burada orada yakınlaştırıldı. Bir yere getirildi. Sana dünya hayatını cennet yapan Allah ahirette seni cehenneme koyar mı? Müminin ferasetinden cehennem imtina etmiş. İmtina. Müminler diyor oradan geçerken cehennem alevleri tez geçin diye feryat ederlermiş. Neden? Çünkü benim alevimi söndürür bunlar yani. Ateş istemezmiş. Gitsin bunlar bir an evvel çıksınlar buradan. Onlar demek ki inanan insanlar yangını söndürüyorlar. Yangın sadece alevle olmuyor ki. Alevsiz yanan bir sürü yangınlar var. Kavuruyor insanlar, bitiriyor insanlar. Mümin olan, dirayetli olan, muktedir olanlar o meseleleri çözüyorlar işte orada. Bunun için itaatkar olmak lazım. Teslimiyet tam sınırsız olması lazım. Yani teslimiyet kesinlikle lamsız, cimsiz olması lazım. Başka yok. Ama yok. Ama yok, ama yok. Ama yok. Öyle, ben öyle dedi ya işte. Sağ olsun, Allah razı olsun. Herkes bir irşat görevi yapıyor işte. O zaman da bir abimiz vardı büyük. Hala da büyük abimiz yani, fark etmez. Öyle olsun. Milletin başı göğe ersin de biz onlara paspas olalım. Dert değil yani. Ama ben hiç itiraz da etmedim, hiç karşı da gelmedim zaten. Hakikaten feyiz aldım. Çok söylenenlerinden, konuştuklarından, çoğunun öyle yani. Hepsinin hakkı var üzerimizde. Allah hepsinden razı olsun. Bana böyle nasihat ediyordu bir gün. Biz de Talip'leyiz herhalde, ikimiziz. O ziyarete gittik onu. İşte akraba falan filan derken, tabii nasıl diye sordu. Sorunca da bize bir cevap doğdu. ama dedim ben de, dur dedi. Bir ama dedim, bir şey demedim ki, bırak iki laf edeyim yani. Dedi ki, senin dedi ama demeye hakkın yok dedi. Eğer dedi amayı Kürşat deseydi dedi, onu dinlerdin. O zannediyor ki Kürşat dersli değil. Onu ortamda görmediği için, halbuki o benden önce dersli. Onu zannediyor, o dersli değil. Eğer Kürşat'a sorsaydım diyor, o bana ama deseydi onu ben dinlerdim, seni dinlemem. Sen ihvansın diyor bana. Ama diyor seni diyor yolundan koyar. Ama ihvana ama demek yakışmaz. Söyle şimdi, o benim söyleyeceklerim o bana söylüyor zaten. Gelmiyorsa gideceksin, sevmiyorsa seveceksin, hoş görmüyorsa hoş göreceksin. Hep senden gidiyor. Keser hep ona dönük. Bizden yana hiçbir şey yok. Hiç bize, bir de bize döndür şu keseri ya. Dönmez mi hiç? Sen döndürmezsen Allah da keseri eline verir. Tabii. Ben şimdi keser onun elinde. Gel bakalım tezgahına, ne edecek sana? Daha da olayım. Tabii. Öyle kuru kuru nasihat etmeyi sen ne zannediyorsun? Zannediyor musun kurtulacaksın? Sana sorarlar bunu. Hepimize sorarlar. Öyle laf olsun diye laf konuşulmaz. O gün gelir, güzel nasihatlarını da, gel bakalım diyecekler. Diyordun ya sen, sen nereye gittin bakayım? Ben seni gördüm, hiç garibanın yanında yoksun ki. Hep, yani kusura bakmayın da, demeyeyim öyle de hadi. Yani kabristlerin, hatırlı insanların yanındasın. Öteki ne diyorsun, gelmiyorsun, gitmiyorsun. Sen ne gün çaldın kapısını? Bu mu büyüklük? Hadi bakalım. Öyle diyeceksiniz. Söyleyin. Kendi kendinize söyleyin.
baba dostlarınızın, yavrularının kapılarını niye çalmıyorsunuz? Veyahut da yolumuzun büyüklerinin bilmem niye çalmıyorsunuz? Öyle laf olarak var mı kardeşlik demek, şu demek, bu demek? Olmuyor. Olmuyor işte. Ortasını özüne inmek lazım, bulmak lazım bunu. Allah bundan haz ediyor. Lafsı, sana şöyle iltifat et, bunlara aldanma ya. Ya biz her zaman şunu derdik biliyor musunuz? Yani size onu demekten utanırım da bizim için öyleydi. Biz kendimizi efendimin önünde sinema seyreden birisinin çekirdeği kabul etmiştik. O bile fazla halt etmişiz. Sen kimsin, çekirdek olmak kim? Ha, eğlencesi olacaksın yani. Seninle o eğlense yeter diyeceksin yani. Biz onu derdik kendi kendimize. O film seyredecek, bizimle de çıt 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 veya çay olup içecek seni, neşesine bakacak. Onu yapabilsek ne ala diyecektik biz kendi kendimize. Ama şimdi o bile ağır oldu şimdi. O zaman cahillikle öyle demişiz. Şimdi onu bile demeyiz yani. De, kim çekirdek olacak git Allah aşkına. De işin var onu. Hiç şey işine bak. Ama yol böyle Allah. İşte. Bu yol böyle. Bu yolun kitabı, bu yolun özü, sözü hepsi onun içinde. Bu yaşamla alakalı bir şey. Burada olacak, burada. Onu da biz takip edeceğiz işte. Yani bugün size düşmüş bu görev. Allah, Cenab-ı Mevla bu zümreye bu görevi vermiş sırtına. Siz bu görevi çekeceksiniz. Bu deveyi ne yapacaktık? Yürüyeceğiz ya, başka çare yok ki. Yok ki de, diyar yok. Diyar bulsanız gidin. Nereye gideceksiniz? Yok, diyar yok. Başka bir diyar olsa gidin. Ama yok. Mecbursunuz bu deveyi gütmeye. Bu deve gönül devesi, gönül. Onu mutlaka yaydıracaksınız. Gönül neyle yayılır? Gönülle yayılır. Başka bir şey. Gönül sahibine gitmek zorundasınız. O da bugün ismi Mürşid-i Kamil'miş. Bitti. Ona gideceğiz. Onun gönlüne itibar ederek, o da bizim gönlümüze nazar ederek bizi böyle nimeti bol yerlerde semizlendirecek. Tavlandıracak. Çünkü tavlandırsın ki biz onun yoluna kurban olalım. Ben yoluna kurban, diyor ya yoluna kurbanım işte, adı güzel, kendi güzel. Söylüyoruz bunu. Yoluna kurbanım, kurbanım da. Nereye kurbansın? Kurban olanlar İsmail gibiler olur. İsmail yolunun kurbanıdır. Aleyhisselam. İsmail aleyhisselam. Ama yoluna kurban olmuştur da bıçağın altına yatmıştır. Sen küçücük şeylere yatamıyorsun. Hemen diyorsun, dikiliyorsun. Hangi İsmail'den bahsediyorsun sen? Öyle İsmail olur mu? Yoluna yatmış, yatmış. Babasının emrine itaat etmiş. Hak olan şeye tamam demiş. Sen vazifeni yap baba. İnşallah da beni sabredenlerden bulursun. Hatta kendi kendine de diyor ki benim elimi falan da bağla. Ne olur ne olmaz. Ben güvenemedim nefsime. Can acısıyla belki bir şey yaparım yani. Bağla. Onun teslimiyetine bak, beyit okuyor ne güzel. Şeyin beyitini okuyor Serdar'ın. Teslim olanlara bıçak tutmazmış kurbanım diyor. Değil mi? Teslim olana bıçak tutar mıymış? Tutmuyor. Tutmamış, kesmemiş. İbrahim Aleyhisselam'ı ateş yakmamış. Münir Efendi'yi ben anlatıyorum size. Eskişehir'de Münir Derman Bey, o da mürşit, o da aşk ehli, o da güzel insan. O da anlatmış, senelerce insanlara bir şeyler anlatmış. Kendisi gibi profesör olan okul arkadaşının evine ziyarete gittiğinde kimseyle bağını koparmamış, kesmemiş. Aynen arkadaşlarıyla hayatı devam etmiş ama burada gönül aleminde onların sevgi besledikleri maddiyata sevgisi yoktur. Onun sevgisi Allah'adır. Bir gün İbrahim Aleyhisselam tam mevzu anlatmış. O ateist olan arkadaşı, o da fakültede dekan, yani biliyorlar bir şeyler ama din yok. Yani din olmayan insanın şeyi ne olursa olsun ben ne yapayım yani. Şimdi din olmazsa
makam olarak şimdi biz 15 Temmuz'da gördük onu. Paşalık görevine gelmişler bile bir askerin dirayetine sahip olamamışlardır. Erik. Rütbe belki makam olarak paşalık gelmiştir ama kaç para eder? Çünkü dini yok çünkü. Terörün dini olmaz. Makam bir anda hiç olmuştur. Onlarda da hiç olmuştur değil mi? Ne yaptılar? İnsanı taradılar. Hem de insana asker tabii ki silah sıkacak. Fakat kime silah sıkacak? Ona düşmanlık yapana. Devletini koruma adına silah sıkacak. Kendi milletine silah sıkılır mı? Yani senin annen baban gibi oradaki insanlar anan baban gibiler. Abin kardeşin gibiler. Nasıl kendinden olana mermi sıkacaksınız? Peki söz silahlarını, söz mermilerini nasıl atacaksınız birbirinize? Var mı öyle bir şey? Sen ne olursun o zaman? Makamın ne olursa olsun. Makam para etmiyor ki. Mevkin ne olursa olsun. Bir anda ne oluyorsunuz? Paralel oluyorsunuz. Terör oluyorsunuz. Allah Allah. Şimdi ağır bir şey oldu ya. Bu ne kadar bir önemli bir hadise var burada. Peki manevi olarak ben buna sebebiyet mi veriyorum yoksa? Benim yaptığım bu işlemler nefsime uyduklarımdan böyle mi yansıyor yoksa aleme? Veyahut da onun tersini yaşayanlardan da o kaç 40 yaşında yok o bacı. Bir tane bacıyı çıkarmışlar. Gördüm ben onu televizyonda. Allah Allah. Askeri itiyor böyle tankın yanında. Hepsine res çekiyor. Genç de daha ya. 40 yaşında yoktu yani. Ben diyor ölmeye geldim oraya diyor. Niye geldiğimi de bilmiyorum. Ölmeye geldim diyor sadece. Bir şey diyor evde çocukları da bırakmış. İki de çocuğu var. Herhalde vurmuşlar yaratılmış herhalde. Gazi olmuş. Unuttum şimdi neresi. Kolu mu gitmiş bir şeyler olmuş ona ama yara dağılmış o. Ben diyor kızıyor. Orada res çekiyor hepsine. Bunu itiyorlar, kalkıyorlar falan. Umurunda değil. Yoksa senin o sevgin, samimiyetin öyle mi yansıdı oraya? Hangisinde? O insana, mazluma silah sıkan zalime mi yansıdı? Yoksa zalime kafa tutan mazlum olarak mı yansıdı? Buyurun, herkes kendine muhasebe yapsın. Madem öyle çıkıyor buradan, değil mi? Muhasebe yapmak zorundayız. Hesaba çekmek zorundayız. Peki bu nerede oluyor? Belli olmaz. Belki de bir kocanın bir karısına, eşine söylediği sözlerle oluyor. Belki bir hanımın beyine söylediği sözlerle, yaptığı hareketlerle oluyor. Belki de bir kardeşin bir kardeşe tutumuyla oluyor. Oluyor. Belki de yani şimdi dikkat edin, devlet söz konusuysa o sizi de aşıyor. O zaman aslına gidiyor mesele. O zaman ona bir devrelik var. Devlet onunla bütün çünkü. Değil mi? Şimdi bir dönem geçiyor, bir şey geçiyor yani. Tabii bunları işte hissedeceksin artık. Onu da gerisini sen çözeceksin. O zaman sahip çıkacaksın. Emanet varmış. Tabii. Sen sana düşenin en halisane, en sahih yönüyle icraatını yapmakla mükellefsin ki onun yapacakları daha rahatlasın. Eli rahatlasın. Önünü açacaksınız yani. İşte siz ona yardım ederseniz dediği budur. Cenab-ı Hakk'ın yardıma muhtaçlığı yoktur. Ne yapabiliriz biz Allah'a? Ama intensurullah dediği yerde bize bak bir yükümlülük veriyor yani. Siz yaparsanız diyor, ben de size yaparım diyor. Halbuki Allah karşılık beklemezdi ki. Zaten karşılıksız vermiş her nimeti. Ne karşılık bekleyecek? Bizi harekete geçiriyor. Bizim bir şey yapmamızı istiyor. Biz onu yapacağız o zaman. İn tensurullah ve yensur. Haydi bakalım. Severseniz severim. Anarsanız anarım. Siz yardım ederseniz yardım eder.
Yardım etmese ne olur halimize? Değil mi şimdi? Allah Allah. Bir tane bu kalemin veya kertenkelenin o biraz daha kaba cinsi. Görmüşsünüzdür belki. Dağlık bir alana koymuşlar. Fakat o bir tane bu kalemin kertenkele yılanlarla dolu dağ ve hepsinin iştahı kabarıyor. Hepsini avutur. Yiyecekler onu. Gözlemliyor şöyle etrafını, seziyor. Sesler var. Bir yerden arkadan kuyruğuna bir daldı. Bir kıvrıldı, kuyruğu kurtardı ondan ama hangisinden kurtaracaksınız babacığım? Diyor ki işte diyor Türkiye'nin hali budur diyor. Aman yarabbim. Yüzlerce yılan diyor tısılaya 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 önüne geçti, önüne geçti, önüne geçti, önüne geçti. Kurtuluş zirvededir yalnız. Arası yok bunun. Aşağısı zaten felaket. Kurtuluşu zirvededir. Siz zirveden de başka yeri gözetemezsiniz. Zirveyi gözetenlerin evet. Çok çalışması lazımdır. Kurtuluşu zirvededir. En son 7-8 tane sardı. 7'ydi galiba. Sardı. Biri boğazına dolandı. Biri kuyruğuna dolandı. Onun bir tanesi birinin kendi yılana yani. Enseye boğazına doğru bir vurdu. O ikisi birbirine vurunca bir genişleme oldu. Bu nasıl bir çıktı oradan? Zirveye oturdu. Oraya gelmedi kimse. Bunlar birbirine uğraştılar. İkisi birbirine vurdu ama. İşte dedi ki Allah, bakın siz, ben size yardım ederim dedi. Nerede? Artık naçar kaldığı, hiçbir şey yetmediği yerde onu birini birine taktı, onu daradan çıkardı, başını oturtturdu. Yaşayacak. Bunu yaşayacak insanlık. Bu önümüzde, sürekli önümüzde. Biz bu şeyin istikametinde yolumuza devam edeceğiz. Neymiş, hedefimiz neymiş bizim? Bakın, İstanbul'dan Ankara'ya veya Isparta'dan İstanbul'a kaç tane durak var? Herhalde 8-9-10 tane var galiba değil mi? Veya o kadar daha fazla da olabilir, bilmiyorum ama. Hani saya saya Akşehir, Bolvedin, Çay, Emirdağı, işte Çifteler, Mahmudiye, Hamudiye, Eskişehir, Bozüyük, ineğine gel gayri. Söğüt, Bilecik, değil mi? Adapazarı, Pamukova, Osmancık falan. İsparta'dan yola çıkıp da zirvesi neresidir insanın? İstanbul'dur. Buraya gelecek çünkü. Peki Bozüyük'te durursa durduğu yerde kalır. Ne zaman yola çıkarsa gelir. Bozüyük'te yatırsa o gün gelemez. Bir hafta yatırsa bir hafta gelemez. Eskişehir'de yatırsa bir hafta gelemez. Adapazarı'nda yatırsa, ne kadar yatırsa o kadar gelemez. Ama buraya gelmeli. Hedef şeyi burasıdır. O duraklarda o eğlenmemelidir. Eğer o duraklarda eğlenirse, duraklar eğlenmek içindir ama duraklarda ne için eğlenirsiniz? Ya abdest alacaksınız, namaz kılacaksınız veyahut da yemek yiyeceksiniz. İşiniz bitti mi yürüyüp gideceksiniz. Benzin alacaksın, ikmal, yakıt ikmali yapacaksın. Duraklar bunun içindir. Hedef İstanbul. Sen mutlaka o yolu kat edip İstanbul'a geleceksin. Bunların hepsi duraklar mesabesinde olabilir bir değişik güzellikleri ama hepsi kendince güzeldir. Ama hedef İstanbul'dur. Peygamberler halkasına baktığınızda o duraklar mahalli gibi her bir peygamber bir güzelliği yansıtmışlardır. Fakat peygamber halkasının durağı Hazreti Peygamber'dir. Kim Musa peygamberde durağında kaldıysa onlar hedefe gelemediler. Kim
İsa Aleyhisselam'ın durağında kaldıysa, yani biri Musevi, biri İsevi, işte kaldıysa onlar buraya gelemediler. Kim bu durağa geldi? Onları da itiraz etmedik zaten. Ben Bozüyük'ten geçtim geldim. Bozüyük'ü de gördüm geldim yani. He? Efendimiz Miracı çıkarken ne yaptı? Onlarla görüştü değil mi? Hepsiyle. Ne yaptı bir de? İmam oldu, namaz kıldırdı. Hep beraber namaz kıldılar. Artık namazın ciheti neyse. Yani namaz, işte efendim öyle diyor ya, salatın namaz, salat namaz manasına da gelse, salat üç türlü manaya geliyordu. Cenab-ı Hakk'a ait, meleklere ait, bir de insanlara ait. Cenab-ı Hakk'a ait olan kısmı rahmet oluyordu. Değil mi? Meleklere olan kısmı veya onu rahmet oluyordu herhalde. Allah'a ait olan kısmı ne oluyordu? Bir şey diyorlar. Karıştırıyorum ben de. İşte rahmet, dua, böyle bir şeyler oluyor. Mağfiret, rahmet, dua. Mağfiret, rahmet, dua oluyor. Salat kelimesi. Mesela Hazreti Peygamber'i Miraç'a çıkarken oradaki görevli Rabbin diyor namaz kılıyor şu anda, salattadır diyor. Burayı tabii çok orijinal kelimesini kullanmak lazım. Eğer kelimeler farklı konuşulursa anlama farklı olur. Efendimizin Miraç'a çıkarkenki salatı, duası, mağfireti, rahmeti o kadar doruk noktaya ile ulaşmıştır ki diyor, artık ona dur dendi. Kul olarak. Bundan sonra kulun erişebileceği bir makam yoktur. Bundan sonra Rabbin salatı başlar. Kendinden kendinedir gene. Fakat peygamberin kul vasfının durdurulduğu Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin Rab olur dediği yerdir. Rabb'ın da abd olduğu dediği yerdir. Tabi bunlar belki bizi pek bağlamıyor şu anda ama buraya gidiyor işte iş. Netice burası. Bu yolun nihai yeri burasıdır. Kim kulluğunu gerçek manada idrak ederse. Ama sen daha sözü tutmuyorsun ki bunları nasıl konuşacağız? Yani burada aslında şurada şu dediğim alan bizim belki bir gece sohbet yapacağımız konudur ama duramıyoruz burada fazla. Böyle iğneli fıçıda gibiyim. Tabii. Gereği olmalı bunun. Yani buralar daha ötelerin ötesi gereği olmalıdır. Evet, Söğüt'ün gereği olmuştur. Bursa'ya düşmüştür iş. Bursa'nın gereği olmuştur, İstanbul'a düşmüştür iş. Eyvallah efendim. Gerek olmazsa bunlar olmuyor. O zaman gereği olmalıdır bunlar. Kulda bunun yansıması çıkmalıdır ki bunlar olacaktır. Şimdi de Allah'ın izniyle o gerekler yerine geldikçe bak bir anda ne oldu? Abluka içindeydik. Bir anda rahatladı, genişleyiverdi şimdi ortam. Bir güven oldu. Bir daha, ne olacağı belli değil. Olsun bakayım şimdi ne olacaksa. Biter mi? Yok. Daha körüklenir. Azdı çünkü. Çomak soktun. Şeyine çomak soktun. Onun elinde diyor. Her şey onun elinde. Kamil insanın elinde diyor. Bak Eskişehir'deki mübareği ateşi közü aldı oradan. Ateist olan arkadaşının kucağına koyuverdi. Nasıl bağırdı çağırdı biliyor musunuz? Yandım diye. Halbuki Sami yanmamış. Kumaşı bile yanmamış. Sonra buradan aldı, yerine koydu. Ne oldu dedi, yanmadı. Azizim dedi, hayretteyim ya. Nasıl dedi bu ateş yakmaz? Halbusam dedi, ateşin dedi, yakar yani. Peki dedi, ocaktan bana küçücük bir köz getirir misin dedi elinle. Yakmadı ya, o zannetti ki yakmıyor. Gitti közü bir tut, Allah dedi. Ulan yandın da nasıl Allah diyor şimdi pezevenk.
Yandı ya. Allah demiyordu ya. Allah inkar ediyordu. Eli yanınca parmakları bir Allah dedi. Gördün mü bak yanınca Allah deniyor işte böyle. Dedi ki ne oldu yaktı mı dedi. Yaktı dedi azizim baksana yapıştı elime. Sarartı vermiş elini. Patates gibi olmuş. Dedi ateş yakar. Şu an Rabbim ateşe dedi ki yak onu. Demin de yakma onu demişti. Heh, İbrahim ol, ateş yakmasın. Ne emrede olursan ateş hazırsan harcan. Onun için demişler ya cehennem Asiye haktır diye. Değil mi? Cehennem mümine niye hak olsun? Yok ki mümine cehennem diye bir şey yok. Mümin cehennem tanır mı ya? He? Kaldır küldür dalar içine be Hüseyin. Efendim. Cehennem falan zorluk nedir ya? Güç nedir ya? Sen neden korkarsın? Sorsana, söylesene. Seni bir şey yıldırır mı ya? Ya benim efendim var dersin. Hallaç pamuğu gibi atarsın. Atarsın. Bak Hızır Aleyhisselam'ın hayatında değil mi? Neler yaşandı? Hallacı Mansur'a ne oldu? Şeyini bir anda atıverdi geldi. Pamuklarını. O sen dedi şu işi gör dedi o iş kolay. Yazık o şey yapıyor, yün yeğiriyormuş ya. İş çok diyor, şimdi onlarla uğraşamam ben. Sen şu meseleyi gör de diyor, ben bunu aktarırım, o kolay diyor. O yazık o iki şeyi anlatırken bütün pamuklar, yünler atılmış bir tarafa. Yapılmış yani. Hızır Aleyhisselam hazır ya. Her an işini görecek, yükünü çekecek, derdini çekecek, meseleni çözecek, işini yerine getirecek ama dedik ya samimiyet lazım yani. Eldeki, dildeki davaya elde hüccet lazım. Dilde dava olur da hüccet olmazsa o zaman ne sorarlar ya insana. Elhamdülillah. Tamam mıyız? Hadi buyur. İnşallah elimizden geldiği kadar bu hususta dikkat edelim. Demek ki biz boş bir insan değilmişiz. Yani sahibimiz var. Bizden bir beklentisi var. Maalesef. Bunun da gereğini yapmak zorundayız. Yapalım ki müşküller hallolsun inşallah. Yusufiye Kültür Vakfı'nın bugünkü sohbeti nihayetlenmiştir. Mevlam yar ve yardımcınız olsun inşallah.